Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Spor direktörü Yakup Ateş ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Adana Demirspor Bandırmaspor mücadelesini konuşacağız. Adana Demirspor kendi evinde ilk galibiyetini, yeni sahasındaki ilk galibiyetini aldı. Samet Ağaybaba ile de çıktığı ilk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 28. dakikasında Abdurrahim Dursun kırmızı kart görürken Bandırmaspor'da golleri de Adana Demirspor adına Sinan Kurt ve Mehmet Akyüz attı. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor puanını 42'ye yükseltti. Şu an için 5. sırada Adana Demirspor. Arkadaki takımlar tabii 5. sıradaki yeri garanti. Arkadaki takımlarla arasındaki puan farkı 4. Bandırmaspor'da 31 puanla kaldı. 10. sırada. Evet Yakup abi, Adana Demirspor şunu söyleyebilirim herhalde. Adana Demirspor golü attıktan sonra inanılmaz goller kaçıran bir takım haline ya da daha çok gol atabilecek bir takım haline bürünüyorken geriye düştüğü zaman da Adana Demirspor gol atmakta zorlanıyor. Genel olarak söylediğimizde, baktığımızda. Ya şimdi baktığımız zaman 3 haftadır kazanamayan bir Adana Demir takımı vardı. Samet Hoca'nın gelmesiyle beraber yeni bir hava yakalamak istiyorlardı. Samet Hoca yeni statta, Samet Hoca'nın da sahaya çıktığı maçta ilk defa takımın başında 2-0'lık galibiyet aldılar. Tabii maçın başına baktığımız zaman ilk yarı pozisyon anlamında iki tarafında fazla üretken olmadığı bir maçtı. İlk yarı pozisyonun çok az olduğu bir pozisyondu. Bandırma takımı geçen hafta 27. 26. dakika galiba 10 kişi kalmıştı. Bu hafta da 27 ya da 28. dakikada yine 10 kişi kaldılar. Abdurrahim Tursun'un kırmızı kartı sonrası. Adana Demir takımı tabii ikinci yarı Mehmet Akgüz ve Sedat Şahintürk'ün özellikle dinamizminden stoperde de Samet Semih değişikliği. İkinci yarı oyuncu değişikliklerin paydasını gördü. İlk önce maçın başında, ikinci yarın başında Sedat'ın direkten dönen bir topu vardı. Daha sonra da 48. dakikaydı sanırım Sedat'ın pozisyonu. 50. Evet. dakikada da Yunus'un sağdan getirdiği topu içeri pas vermesiyle Sinan Kurt şık bir vuruşla öne geçirdi. Ondan sonra zaten 10 kişi kalmış bir takıma karşı otomatikman %67'lere maç geneline baktığımız zaman sahip olan Adana Demir takımı ikinci yarı tamamen takımın kontrolünü, oyunun kontrolünü aldı. Yeni stadında yeni hocasıyla ilk galibiyetini aldı. Tabii Adana Demirspor takımında baktığımız zaman bu galibiyet ölçü değil. Daha önceki pozisyonda bir programda da konuşmuştuk. Takım içinde büyük sıkıntıların olduğunu, gözüktüğünü söylemiştik ama bu galibiyetle beraber ben gol sevinçlerinde dikkat ettiğim bir şeydi. Gerek teknik ekip gerek futbolcuların birlik beraberlik içinde biz inanıyoruz. Biz Samet Hoca'nın gelişiyle beraber bu takımı üst lige çıkarmak için her şeyimizi vereceğiz gibi bir mesaj verdiler. Daha sonra tabii ikinci golü buldular. İkinci golden sonra daha farklı da olabilirdi. Bandırma takım adına da tabii ikinci yarı hamleler geldi ama 10 kişi oynamanın özellikle Adana Demirspor gibi bir takıma karşı çok zor olduğunu onlar da biliyordu. Ama ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler. Bandırma takımı zaten bugün baktığımız zaman sanırım 7 oyuncusuydu ben baktığımda. 30 yaş üzerinde. 7 oyuncusu 30 yaş üzerinde. Adana Demir takımına karşı tabii 10 kişiyle kalınca bir kişi eksik oynamanın verdiği sıkıntıyı yaşadılar. Son 6 haftada baktığımız zaman sadece 4 puan toplamışlar. Özellikle bir Eskişehir mağlubiyeti vardı iç sahada. O mağlubiyet belki de onları playoff potasından uzaklaştırdı. Adana Demir takımı bugün dediğimiz gibi Adana Demir takım Demirspor'a yine dönersek %67 topa sahip oldu. Bir şeyleri özellikle pas oyununu oynamaya çalıştılar. İkinci yarı Gökhan İngiliz'in çıkmasından sonra orta sahadaki Gökhan İngiliz'in çıkması değil miydi? Orta saha hamlesinden sonra takım biraz daha dinamik oldu. Mehmet Akgüz'ün de girmesi özellikle. Ve net galibiyet aldılar. 2-0 bitti ama haftaya çok önemli Samsunspor maçı oynayacaklar. Samsunspor maçı
Onlar için çok çok önemli olacak diye düşünüyorum. Peki. Hasan Kılıç'ın performansıyla alakalı bilgi vereyim ben. 9 uzun topun 8'i isabetli. 2 ikili mücadelenin birini kazanmış ve 4 hava topunda ikili mücadele 4 hava topunda ikisini kazanmış. Gerçekten Hasan Kılıç oynadığında Adana Demirspor farklı bir seviyeye çıkıyor. Orta sahada daha dinamik oluyor. Bugün Gökhan İnler'in yani yaşından kaynaklı olarak o dinamizmi ilk yarıda sahaya yansıtamadığını düşünüyorum ben. Benim şey dediğim olay doydu. İkinci yarı değişikliklerde özellikle orta sahadaki dinamizm, özellikle Hasan Kılıç'ın orada daha fazla sorumluluk almasından sonra Adana Demirspor takımı daha fazla oyuna hükmetti. Ama burada tabii Bandırma Spor'un da 10 kişi olduğunu unutmayalım. Bir kişi eksik sonuçta takım. Ama ben Hasan Kılıç'ın mutlaka ama mutlaka Adana Demirspor takımı için gerçekten çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii bugün dikkat çeken konulardan bir tanesi İsmail Yüksek 18'de yok. İlk 21'de yoktu galiba. İlk 21'de. Evet. İsmail Yüksek hani oyuncunun kalitesini bildiğim için tabii Adana Demirspor takımında çok kaliteli ayaklar var. Her pozisyon, her programda bunu söylüyoruz. İsmail Yüksek dribling yapan, adamı çiğnetebilen, oyunu dikin oynayabilen bir oyuncu mesela. O dinamik de bir oyuncu, durağan da bir oyuncu değil. Adana Demir takımında bugün kadroda olabilirdi, ilk 11'de olabilirdi. Tabii hocanın takdiridir, sakatlık da olabilir. Bilmediğim için maç kadrosunda görmeyince biraz şaşırdım. Okan Alkan geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında forma giydikten sonra tekrardan bu hafta da ilk 11'de forma giydi Okan Alkan. Önceki ekiplerle sanırım bir problem yaşadı çünkü yaklaşık 1,5 ay forma giymedi. Telefonla görüştüğümde de herhangi bir sakatlığın bulunmadığını öğrenmiştim. Tekrardan formasına kavuştu. Bugün de iyi bir performans verdiğini düşünüyorum Okan Alkan'ın. Yani bek oyuncusu kendi mevkiinde oynadı. Daha önce stoperleri orada oynatıyordu biliyorsun Cennet Evet. Hoca. Ya tabii kendi mevkiinde orijinal oyuncu varken stoper oynatmanın pek fayda getirmeyeceğini görmüş olduk. Okan da tabii bugün çok iş düşmedi baktığımız zaman. Ama haftalar ilerledikçe katkı sağlayacaktır. Peki, yani Adana Demirspor için şunu söyleyelim, sonra Hüseyin'e vereceğim soru, sonra da Bandırma'ya geçelim. Adana Demirspor'da çok fazla ilk 11'de genelde oyuncular değişiyor. Bir bakıyorsunuz Samet oynuyor, bir bakıyorsunuz Tayyip oynuyor, bir bakıyorsunuz Gökhan oynuyor, bir bakıyorsunuz İsmail oynuyor, bir bakıyorsunuz Mehmet Akgüzar, bir bakıyorsunuz Rangel, Fadifa. Sürekli değişiyor Eze, sürekli değişiyor. Umarız yani bu şeyi bir an önce Samet Hoca bir an önce tutturur, takımda performans olarak artıya geçer, Adana Demirspor açısından öyle daha olumlu olacağını düşünüyorum. Hüseyin sen neler söylersin karşılaşmayla alakalı? Yani son Ümraniye maçında benim gördüğüm özgüvenini kaybetmeye çok yakın bir Adana Demirspor vardı aslında. Adana Demirspor'un Ümraniye maçında. Hani bu maçtan gerçekten kırmızı kart onlar için çok kritik oldu. Bu maçı kazanmaları onlar için çok önemliydi. Oyuncuların özgüven yakalaması açısından. Ümraniye maçında gördüğüm kadarıyla böyle sahada kalan bir iki oyuncu vardı yani. Takım anlamında gerçekten mental anlamda büyük sıkıntı oldu ve hatta önceki programda da söylemiştim. Samet Hoca'nın en çok odaklanması gerekecek olan yer takımı mental olarak toparlamak olacaktır diye düşünüyorum ben. Kırmızı kart oldu. Adana Demir için bence çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Baktığımızda kenarları çok iyi çalıştıramadılar bence kanatları. Daha çok yani Samet Hoca ne oynatmak istediği aslında bence oyunculara biraz bugün oynattı. Ayağa pas tamamen ayağa pas kısa paslarla birlikte atağa çıkmak isteyen bir Adana Demirspor gördük. Yani ceza sahası içinde bile pas yapmaya çalışan bir Adana Demirspor vardı. Bugün benim dikkatimi çeken biraz oydu. Ama tabii şimdi Rangel diye bir santraforum var. Rangel tarzı santraforum varsa kenardan çok fazla orta açman gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Rangel'in yapabildiği belki en iyi şey, belki de tek şey yani hava toplarında çok etkili ki bunu Adanaspor maçında göstermişti. Derbide son dakikada hatırlıyorsan. Ama yani oyuna vesaire ona buna bakmadan Adana Demirspor'un kazanması bence oldukça kıymetli oldu. Bugün 646 tane pas yapmışlar. Hani isabetli pas oranları %89'a ulaşmış. Yani 574 tane yanlış değilsem de Evet. isabetli pasları var.
Hani bu ligde çok ulaşılan sayılar değil aslında baktığımızda. Yani bu ligde bu kadar pas yapmaz bizim takımlarımız. Adana Demirspor bugün farklı bir maç çıkardı. Yani hani topa hem hükmettiler hem de kendi ya hem top onlardaydı hem de oyun onlardaydı her şeyiyle. Hani ki topa sahip olmaları da %67'ydi mesela. Hani bu şey değildi. Bandırma işte hani topu Adana Demir'e verdi de bekliyor gibi bir muhabbet değildi bu yani. Adana Demirspor topu aldı, kendi hükmetti, kendi yönlendirdi. Adana Demirspor için çok değerli ve önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama Yakup abim de dediği gibi haftaya önemli bir Samsun maçları var. Ondan sonraki yani, haftada İstanbulspor kendi sahalarında İstanbul oynayacaklar. Yani Adana Demirspor'un seri galibiyetler yakalaması lazım bir toparlamaya girmek için. Çünkü gerçekten mental olarak çok yıprandıklarını düşünüyorum ben son süreçte. Yani çünkü biraz kaotik bir camia. Bir gün başkan istifa ediyor. Bir gün Volkan kadro çıkarıyor. Bir gün Erkan gönderiyor. Bir gün Metin Korkmaz geliyor gidiyor. Hoca gönderiyor. Tarık gidiyor. Yani Tarık Çam daha sonra geliyor. Aynen öyle. Zaten hem bu kadar çok bu kadar kaliteli futbolculardan kurulu bir takım ama bu kadar da kaotik bir camia. Taraftarın içinde 30 yıllık neredeyse bir hasretleri var. O artık camiaya stresi sokuyor. 2-3 yıla bir ortalamaya baksan playoff finalinden dönen bir camia var. Adana Demirspor 3 yıla bir playoff finalinden dönüyor bu camia yani. Penaltılarda eleniyor. Bak yani Alanya'ya karşı penaltılarda elenmişlerdi. Hatırlarsın. Evet, 2016. 2015-2016 olması lazım. 2016. Doğrudur. 26 sene, ya 26 ya da 27 Mayıs olması lazım. Olabilir. Doğrudur. Geçtiğimiz sene Karagümrük'e finalde elendi. Ondan önceki sene playoff yarı finalinde Hatay Spor'dan 90+3'te gol atıp 90+5'te mi yemişlerdi? Öyle bir şey olmuş hatırlarsın. Mirkan atmıştı. Elenmişlerdi. Yani Adana Demirspor gerçekten hani canı çok çok yanan, çok fazla yanan bir camia. Artık hani camia şeyi kaldıramıyor. Ne bileyim, en ufak bir olayı kaldıramıyor. Sürekli beklenti yüksek oluyor. Maddi imkanlar yüksek. Para harcanıyor. Her şey var. Ama camia bir şey oldu. En ufak bir şeyde camia umutsuzluğa kapılabiliyor. Veya bir maç kazanınca umuda kapılabiliyor. Yani çok uçlarda yaşayan bir camia bence Adana Demirspor. Bugünkü aldıkları galibiyet onlar için önemliydi. Bir kendilerince bir yenilmeme serisi başlatabilirler diye düşünüyorum. Ama bakalım. Tabii Samet Hoca da maçtan sonra açıklama yapmış. Kanatlardan fazla yararlanamadığına takımın hani kanatlardan o da zaten hani bizi doğrulamış aslında. Yine şut çekememeyi ve gol ve defansta da gol bulma ve defansta da sıkıntılar olduğunu değinmiş. Ama Samet Hoca düzeltecektir. Tecrübeli bir hoca. Bu ligde şampiyonluğu olan bir hoca. Sivas Spor'u çıkartmış bir hoca bundan 4-5 sene önce. Şey diyemeyeceğim yani Adana Demirspor bundan sonra hayırlısı olsun. Okan Alkan'la demiştin. Yani zaten en büyük sıkıntı bu. Yani varlık içinde yokluk çekmektir. Ya ben bir stoperi sağ bek oynatıyorsam varlık içinde yokluk çekiyorumdur. Adana Demirspor gibi bir takımda. Hani Okan şey değil. 2 yıllık bir sağ bek değil yani. Okan çocuk yaştan beri bu ligin sağ beki. Yani ben 2012 yılında Bucaspor'da oynadığı zamanları hatırlıyorum Okan'ı. Hani Okan burada bu ligde 10 senelik sağ bek. Hani Okan varken orada ne bileyim gidip de Semih'i oynatmak veya yani bana çok doğru değildi zaten. Samet Hoca da yani Samet Hoca'nın burada en çok merak ettiğim bu kadar kaliteli futbolculardan kimleri değerlendireceğim. Mesela İsmail Yüksek bu hafta kadro dışı kaldı ama haftaya olacak mı? Bir de sözleşmesinde madde var diye biliyorum ben. Oynama zorunluluğu. Yani o kadar çok oyuncu var ki kimin oynatacak, kimler nasıl faydalanacak? Açıkçası benim en çok merak ettiğim noktalardan birisi o. Bandırma Spor ise ligin ilk yarısı ve ikinci yarısı baktığımızda Bandırma Spor'un kritik noktası hep şey oldu. Eskişehir maçları. Yani evet, ilk yarıdaki Eskişehir maçından sonra Serdar Hoca gitmişti. Hatırlarsan. Evet. Ondan sonra da Erkan Hoca gelmişti. Bu Eskişehir maçından sonra değil. Keçiören maçından sonra gitmiş Serdar Hoca. Eskişehir'den sonra Keçiören'le oynamışlardı. Doğru. Keçiören'e mağlup olmuşlardı. Doğru. Evet. Yani ama orada işte yani krizi başlangıcı yine o aşamaydı baktım. Tabii. Burada da ilginç bir Eskişehir maçı geçirdiler. Yani Emir Alilovic kendi kalesine gol attı. Rakip kaleye gol attı. Rakibine penaltı yaptırdı. 3 golde de payı olan bir Bandırma Sporlu futbolcu. Bir de forma numarası da 26 olunca bayağı bir goy goy döndü sosyal medyada da. Yani bu Eskişehir maçı da çok kritik oldu onlar için. Playoff'tan koptular aslında. Hani ondan sonra da bir türlü reaksiyon veremediler ki Yakup abim dedi ki ben takımda bunlarda da mental anlamda büyük sorun var ki 6 maçta 4 puan almışlar ki 2 haftadır takım son maçın son 60 kişi 10 kişi oynuyor. Yani bu açıkçası bayağı bir mental anlamda geriye gittiklerinin göstergesi. Erkan Hoca'nın bu konuda acilen bir önlem
alması lazım, bir dokunuş yapması lazım mental anlamda. Ne kadar yapabilir bilmiyorum ama yani büyük bir sıkıntı. Hani maçın 25. 30. dakikada kırmızı kart görmek, üst üste görmek sıkıntılı. Yaş ortalaması da yüksek takım yani. Yüksek. Hani bu 10 kişi Keçiören Gücü maçından bir puanı kurtardı, bir puan aldı ama yani karşında Adana Demirspor gibi bu kadar usta ayağın olduğu bir takım olduğu zaman affetmiyor yani. Puan alman da zor. Tabii. Yani yani o yüzden zor. Yani düşüş. Hani şimdi bir düşüş de var. 6 haftada 4 puan var. Belli ki takımda da büyük bir düşüş var. Fiziksel de bir düşüş var belli. Yani Erkan Hoca'nın işi zor. Ama ne var? Düşme riski yok. Hani artık bugün itibariyle, bugün derken Eskişehir maçı itibariyle playoff'ta mucize. Yani bugünkü mağlubiyetle de beraber. Yok. Mucize Bandırma yani spor, baktığımız zaman. Bandırma Spor bundan sonra hedefsiz. Yani dediğimiz gibi hedefsiz. Bundan sonra gelecek yılın planlaması rahatlıkla yapılabilir. Peki. Ama bir şey daha var. Yabancı transferindeki isabetsizlik Bandırma Spor adına. Bunu diyebiliriz. Yani. Takıma baktığımız zaman bugünkü kadroda Pote var. Başka Demek. Oyuncu yok. Delvaye sonra giriyor ki Delvaye etkili bir oyuncu bu ligler için. Landel'in sakatlığı var. Yani şimdi öbür oyunculardan demek hiçbir verim alınamamış yabancı oyunculardan. Böyle de bir durum söz konusu. Bu da dikkat çeken yani konulardan biriydi. Biraz sezon başı transferinde benim gördüğüm abi sezon başı özellikle yabancılar alındı biliyorsun. Yabancıların çoğu. Traore alındı. Evet, edildi sözleşmesi. Yani biraz orada isme çok yatırım yaptı. Bandırma Spor. Yani ama gereksiz bir yatırım. Bu burada şeyi söyleyeceğim. Hani isme yatırım olayında Türk futbolun belki de en büyük hastalıklarından bir tanesi. Evet. Futbolcunun geçmişini satın alma olayı var ya. Yani biz futbolcunun geçmişini satın alıyoruz. Geleceğini almıyoruz abi. Geleceğini bugün satın en güzel alamıyoruz örneğini, maalesef. Bugün bunun en güzel örneğini Fenerbahçe Galatasaray devre arasındaki transferinden verebilir miyiz? Mesut Özil transferi, Mustafa Muhammed transferi. Mustafa Şimdi, Muhammed'in ismi bile bugün, yok. Bak bugün aslında burada bunu da söyleyecektim. Ben Adana Demirspor Bandırma maçını değerlendirirken şimdi bir transfer başarısı da Mustafa Muhammed'dir yani değil mi? Bugün Mustafa Tabii, Muhammed'i hani futbolu yakından takip edenler, scouting yapanlar, dünya futbolunu takip edenler tanıyabilir ama bugün Türkiye'de birçok kişi bilmezdi Mustafa Muhammed'i. Ama bugün baktığımız zaman abicim yani santrafor'un bütün özellikleri olabilir mi? Atletik duruşu, topa vuruşu, inanılmaz bir oyuncu. Şimdi Mustafa Muhammed yaşı gereği de genç bir oyuncu. Demek ki böyle oyuncular bulunabiliyor yani. Ama ya. Bizde dediğimiz gibi beklenti yüksek olduğu için ya işte bu bilmem Premier Lig'den 35 yaşını alalım. Bu La Liga'da oynadı alalım. İşte Musa Sov 35 yaşında 36 yaşında futbolu bıraktı. Bir dönem oynamadı. Geldi Ümraniyespor gibi. Ya kariyerini tartışamayız. Kadro dışı mesela. Şimdi kariyerini tartışamayız mesela baktığımız tabii. Zaman değil mi? Ama ne var? Yok. Geçmişini arıyoruz abicim. Yani verimli alamadığımız zaman İşte ondan sonra işte şu oldu bu oldu. İşte en son Bandırma gibi Traore'ydi. Geçen haftaydı sanırım pesi yaptı gitti. Evet. Oyuncu da alamadın yerine. Ya işte abi aynısı mesela Bandırma'nın bugünkü rakibi Adana Demirspor'da 3 yıldır süre gelen bir şey. Yani hep konuşuyoruz buna. En basit örneği yani Adana Demirspor artık öyle bir takım oldu ki. Mesela hani Rangel çok değişik bir transfer. Formatlarına hiç uygun değil. Ama bakıyorsun mesela Gökhan İnler bambaşka bir transfer. Hani onların formatına transfer olmuyor. Ben şöyle daha... bir şey olması gerektiğini düşünüyorum Hüseyin. Yabancı oyuncu Türkiye Ligi'ne bir transfer yapılacaksa 30 yaş üstü dışarıdan yabancı oyuncu Türkiye'ye transfer yapılmamalı. Ya 30 yaş üstü alırsın abi. Kaliteli bir oyuncu alırsın. Alırsın. Ayrı bir olay. Katkı ben Tepe birincilik için konuşuyorum. Oyuncu. Tepe birincilik için. Tamam Tepe birincilik. O zaman Giresun Balde'yi almasa mıydı? 31 yaşında Balde. Almamalıydı ben, bence. Doğru bak. Niye? Hayır abi, hayır abi Balde bugün Giresun'un hücum anlamında en silah. Ben Balde'nin başarısından dolayı söylemiyorum bunu. Ben bunu tamamıyla takımların mesela 27 yaşında bir oyuncuyu alıp Süper Lig'e 28 yaşında satabilir. Tepe birincilik oyun takıma. Abdullah ben sana bir söyleyeyim. O zaman işte, 27 niye alıyor abi? O zaman 18-22 yaş koymamız lazım. Aynen öyle. Yani olur. Yetiştirici olacaksan. Mali şartlar var. Şimdi adam o zaman ne yapar biliyor musun? Tepe'deki takımlar. 30 sınır koyarsan gider tüm takımlar forvetini 29 yaşında alır. Ne olacak yani? Yani. Bu, yani bir değişiklik o dediğin yani. O dediğin çok
mantıklı. Balde gibi bir santrafor bugün Samsun Spor'da yok. Adana Demir Spor'da yok. Bak Altay ile Paşa'yı ayırıyorum. Balde gibi bir santrafor yok yani, anladın mı? Hani Balde'yi sadece golcü olarak görmemek lazım. Adam 31 yaşında geldi. Yani baktığında hani herkes belki 24 yaşında gelse, doğru söylüyorum, bırak Süper Lig'e ekstra transfer yapar. Ama şimdi şöyle. Abdullah kardeşim, bu oyuncular bir de 24 yaşında sana gelmiyor. Yani hele senin birinci ligine hiç gelmiyor. Gelmez tabii ki, gelmez. Orası da bir açık yani gerçek. Yani bu adamları Premier Lig alıyor. Aslında bu şöyle bir şey olmalı. Portekiz alıyor. Kulübün felsefesi olmalı aslında. Kim olursa olsun kulüp felsefesi olmalı. 30 yaş üstü transfer yapmamak. Ya biz bunu yaptık. Biz bunu yaptık kardeşim. Biz bunu ikinci ligde yapmaya da çalıştık ama bunun da tecrübesizliğinde, yani oyun içinde tecrübesizliğinde ne kadar zarar verdiğini de gördüm. 30 yaşı, 40 yaşı yok aslında. Verim alabileceğin oyuncuysa sana sağ içinde işte liderlik bile yapması ayrı bir olaydır. Bir oyuncunun. Sağ içinde dokunuşlarla katkı verebiliyorsa sana yaşın önemi yok. Ama ne var? Oyuncu bizim bu liglerde, bence bu ligler derken bence Avrupa, dünya futbolunda da dinamik olmak zorunda abiciğim. Oyuncu dinamik olacak. İsterse 35 yaşında olsun. Dinamik olduktan sonra yaşın önemi yok. Tecrübesiyle, dinamikliğiyle. Zaten kapatıyor abi, yani. Felsefe olayında biz açık konuşmak gerekirse bizim ülkemiz, ortaya bir felsefe koyduğunda ülkemiz takımları, tamam iyi kötü başarılı oluyor ama şeyde, takım içi başarılı olsa, sportif anlamda başarılı olsa başka yerde saçmalıyor kardeşim. Biz felsefe koymayı bilmiyoruz. Önce biz felsefe bilimiyle bir özdeşleşmemiz lazım. Niye? Ya Altın Ordu mesela. Çok başarılı değil mi? Genç üretiyorlar, tesisler yatırıyorlar. Evet. Abi topçunun kramponuna karıştığından dolayı haberler çıktı. Kramponun rengi şu olacak. Yok işte topçunun sakalı olmayacak. İrfan Başaran vardı, bornoz yerde olmayacak. Ya abi kurban olayım, neredeyiz biz ya? Yıl 2021. İrfan Başaran senin altyapı topçun değil, adam nereleri görmüş geçirmiş. Altyapı eğitimini Galatasaray'da almış. Bornozu yerde sözcüğümüzü feshetti. Abi bu nasıl felsefe? Böyle bir saçma felsefe olabilir mi mesela? Ben de bunu mesela kabullenmiyorum. Çünkü niye? Altın Ordu'yu takdir ediyor muyuz? Ediyorum. Tebrik ediyor muyum? Gençlere yatırım, ülke futbolundan milli bir takıma muazzam. Ama kardeşim felsefe koyacağım diye de gerek yok yani. Peki. Şimdi öncelikle bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan, kanalımıza abone olmayanlardan özellikle dikkat edip kanalımıza abone olmasını isteyeceğim. İkinci olarak da Adana Demirspor'lara şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizce Adana Demirspor'un ileri üçlüsü nasıl olmalı? İleri üçlüsündeki isimleri yazabilirlerse, kendi düşünceleri nedir öğrenebilirsek çok sevinirim. Diğer bir konuya geçeceğim. Bandırma Spor'la alakalı bir soru soracağım ama olay anlatmak istiyorum. Milan, Şevçenko ve Maldini. Şevçenko Milan'a transfer olduğu zaman bir kıyafet giydiğinde Maldini onu uyarıyor. Diyor ki sen diyor çok pahalı bir kıyafet. Sen diyor bunu burada giyemezsin diyor. Sen diyor Milan kıyafeti giyeceksin diyor. Milan markasının takım elbisesini giymek zorundasın diyor. Kulüp felsefesi burada diyor başka kıyafet giyemezsin diyor. Yani o bornoz olayı veya farklı bir olaylar kulüp kültürünün olması gerektiyse bence İrfan Başaran'ın sözleşmesi feshedilmeli. Abi orası Milan, burası Bandırma Spor. Kurban olayım, hayırdır Apo ya. Ya o ayrı bir konu tabii, o ayrı bir konu. Sen şimdi tesis Altın Ordu'da yani atıyorum. Sen tesis anlamında, ödeme anlamında, bunu Altın Ordu için veya başka kulüp için söylemiyorum. Türk futbolu adına konuşuyorum. Ödeme anlamında futbolcuna taahhütü ne kadar yerine getiriyorsun kardeşim? Sen önce bundan bahsettin. Biz zaten problemimiz o zaten. Şimdi Avrupa'da dünya futbolundaki güzel şeyleri değil, o kötüleri örnek aldığımız için işimize gelenleri örnek alıyoruz. Aynen. Ekonomik yapısını, ödeme planını onlara örnek alalım. Sportif başarıyı, kulüp felsefesini önce onlara bir göze alalım. Kulüpleri borçlandırmadan güzel yönetmeyi, üretmeyi, bunları göze alalım. Yani. Ya ikinci ligi şimdi konuşuyoruz. Abi ikinci ligi konuşuyoruz. Nide Anadolu PK'yı konuşuyoruz. Nide Anadolu PK kimi? Altın Ordu'nun değil mi? Altın mesela? Ordu'nun. Sportif bir başarısızlık var değil mi meydana mesela? Var. İki sene. Ama hiç konuşmuyor. Yani bak şey olarak söylemiyorum. Burada Altın Ordu'ya inelemek değil derdim. Ama hiç mesela onu konuşmuyoruz. Yani görmek istediğimizde işte Ravil Tagir, işte bizim Burak Cengiz, İnce. İşte Burak İnce. Tamam bunlar çok önemli. Ama kardeşim hiçbir proje %100 değildir. Hiçbir felsefe %100 değildir. Hele bizim ülkede bir felsefeyi uygulamak çok zor. Önce çünkü kafalar ne biliyor musun? Bizim felsefemiz önce MFA. Pragmatizm. Cebimizde olsun. Benim param doluyorsa, cebim doluyorsa o onu yapmış, bu bunu yapmış umurumda değil. Bu felsefeden dolayı
bir yere kadar gidersin, tıkanırsın eninde sonunda. Önce kafaları değiştirmek lazım. Peki bir şey sormak istiyorum. Bandırma Spor'a tekrardan döneceğim. Bandırma Spor'da geçen hafta yediği kırmızı kart nasıldı? Uzun top. İshak kaçırdı ya da İshak koştu. Adamı indirdi. Peki bugün yedi kırmızı kart? Bugün yine araya atılan bir pas. Aynı. Araya atılan araya pas. Topla. Yani Bandırma Spor'un savunması ciddi alarmlar veriyor. Bu konuda sanki Erkan Hoca'nın bir çalışma yapması gerekiyor gibi. Araya atılan toplarda. Bu sene sadece Bandırma Spor'da değil. Bence birincilik takımlarının çoğunda bu sıkıntı var Abdullah. Onu söyleyeyim. Bu tarz çok kırmızı kart çıktı bu sene. Bu tarz pozisyonda. Bugünkü gibi. Onu da söyleyeyim yani. Ya üst üste iki haftadır Bandırma Spor bu şekilde kart görüyorsa Bandırma Spor'un da bu noktada, Erkan Hoca'nın da bu noktada bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani muhtemelen görmüştür hoca. Hoca da görmüştür. Tespit muhtemelen. Etmiştir. Evet. Çalışmada yapacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizi izleyenlere de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.